İyi pazarlar. Hükümetin TÜSAK yasa tasarısı sanat camiasında büyük tepkilere yol açtı. Sanatçılar AKP'nin kurmaya çalıştığı sanat kurumu üzerinden sanatı kendi istediği gibi biçimlendirmeye çalıştığını söylüyor. Biz de bugün TÜSAK yasa tasarısına hareketle sanat, iktidar, sermaye ilişkilerini, devletin sanatın neresinde olması gerektiğini Radikal Gazetesi yazarı Cem Erciyes, yönetmen Ezel Akay ve Pelin Batu ile konuşacağız. Cem Bey, sizle başlamak istiyorum. Bir kere nedir bu TÜSAK? Niye tepki yaratıyor? Şu andaki düzenleme ne? Ne getirilmeye çalışılıyor? Oo, bu çok uzun bir mevzu şimdi yani. Şimdi sanat dünyası böyle pazar pazar anlatacağız yani. O zaman kısa başlayalım. Yani TÜSAK mı? TÜSAK'ın şimdi evveliyatından falan başlamayayım. Direkt TÜSAK ne? Oradan başlayayım hakikaten. TÜSAK Türkiye Sanat Kurulu. Kurumu diye bir kurum kurmak tasarlanıyor. Aslında bu bir yasa taslağı şu anda. Tasarısı da değil. Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanmış bir taslak. Bunun arkasındaki ana fikir şu, işte İngiltere örneği demelerini sebebi o. İşte Avrupa'daki, dünyadaki belli başlı ülkelerde merkezi bir fon vardır. Ve ülkenin her tarafında kültür ve sanat üreten insanlar bu fona başvurup, ya bize para ver, işte biz işte orkestramıza enstrüman alacağız, tiyatro sahneleyeceğiz vesaire derler. Ülkenin büyük kurumları da bu fondan aynı zamanda beslenir. Böyle bir sistem var ama bizde bununla alakalı herhangi bir şey yok. Bizdeki sistem ne? Bizde de işte devletin belirli kurumları var. Devlet tiyatrosu, orkestrası vesaire filan. Şimdi TÜSAK işte böyle bir fon olacak. Ve bu fondan da işte Türkiye'de sanat yapmak isteyenleri destekleyecekler. İşte parası da biraz Milli Piyango'dan gelecek, biraz Başbakanlıktan, biraz merkezi bütçeden filan. Böyle bir taslak hazırlamışlar. Fakat niye bu kadar kavga çıkıyor? Şimdi benim anlattığım fena bir şey değil. Ben hani çok beğeniyorum bunu. Fakat bu TÜSAK taslağında şöyle bir şey var. Devlet tiyatroları, opera, bale, orkestralar kapatılacak. Onların sanatçıları da şöyle söyleyeyim özetle. Bağımsız projeler hazırlayarak TÜSAK'tan aldıkları parayla sanatlarını icra edecekler diye. Ve böylece de bu şöyle bir noktaya gelmiş oluyor. Devletin yani şu anki iktidarın uzun süredir kavgalı olduğu başta tiyatrocular olmak üzere sanatçı camiasını cezalandırmaya yönelik bir yasa taslağı gibi algılanıyor TÜSAK. Peki Gezi'den sonra belli tiyatrolar benzer şeyler yaşadılar. Tabii yani, Gence Erkal'ın vesaire. İşte o şeylere baktığın zaman tiyatro yardımlarına falan baktığın zaman ki bu çok eski değil. Kasım ayında açıklanan tiyatro yardımlarına baktığın zaman hani nasıl belli tiyatrocuları cezalandırma yoluna gittiklerini de görüyoruz. Onun için de tiyatroculara da hak vermemek elde değil. Daha çok tiyatroculardan bir itiraz geliyor galiba değil mi? Yani hem devlet tiyatrolarının bir şekilde tasfiye edilmesi söz konusu hem de özel tiyatrolara verilen destekte bir seçicilik işte muhalif gibi gözüken en azından tiyatrolara desteğin azaltılması ya da kaldırılması tabii söz öyle, konusu. Öyle öyle yani şimdi tiyatro yardımlarında işte en son Kasım'da Pelin'in söylediği oydu onu gördük. Yani bu artık ilk defa oluyor. Şimdi tabii devletten yardım aldığın zaman böyle bir ihtimal her zaman vardır. Ama tiyatro yardım kurulu, işte Ezel Bey şeyi çok iyi bilir, sinema destekleme kurullarını vesaire. Bunlar hani olabildiğince yaygın bir şekilde önde gelen herkese destek vermeye çalışır uzun zamandır. Fakat bu sene şöyle bir şey oldu. Yardım bir türlü açıklanmıyor, tiyatro yardımı açıklanmıyor. Allah Allah ne oluyor filan. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber çıktı. İşte bazı bürokratlar demiş ki gezicilere yardım vermeyeceğiz. Orada bir kavga çıkmış. İşte diğer üyeler şerh koymuş. Sonra Kültür Bakanı işte bu haliyle bunu kabul ediyoruz. İşte bu gezicilere vermiyoruz demiş. Bu şekilde hakikaten yardımlar açıklandı. Ve birdenbire yıllardır yardım alan işte Gence Erkal gibi. Efendime söyleyeyim işte Ferhan Şensoy gibi. Dot aldı. Ama sonra onlar reddettiler. Bu mevzu ortaya çıkınca almaktan vazgeçtiler. Gibi şeylerin tiyatroların para alamadıklarını gördük. Yani bu basbayağı bir cezalandırma mekanizması. Onun üstüne de TÜSAK çıkınca insanlar diyorlar ki hani bu ne periz, buna ne lazım? Biraz sizin TÜSAK'ınıza güvenir miyiz? Biraz da işte o güven bunalımından kaynaklanıyor değil mi? Yani projenin kendisinden... Sadece güven bunalıma değil. Bir de sadece %100 katılıyorum sana ama bir de şöyle bir şey var. Mesela hep İngiltere modeli verilir ya. Yani işte biz bunu İngiltere'deki sistemden... Bu modeller nelerdir? Yani sadece bir tane model yok galiba. Bir yok, çok her model ülkenin var. Farklı bir modeli var. Ezel benden daha iyi bilir büyük ihtimalle ama hani o NEA vardır Amerika'da. İngiltere'de National Arts Council diye bir şey vardır. Ben biliyorum. Yani sadece Wikipedia'ya girip böyle hani 2 dakika baksan orada şöyle yazıyor. Independent yani bağımsızdır ki bizdeki bağımsız olmayacağı aşikar. Yani bütün bu fonların da
verilme biçiminin şimdiye kadar bağımsız olmadığı aşikar. İkincisi lottery şekliyle para dağıtılır. Yani kurayla yani. Kurayla. Şimdi yani burada kura olmadığı ortada, kura olmayacağı da ortada. Yok. Çünkü önceden bilemediğimiz bazı kriterlere göre ya o zaman. Ama kurayla dağıtılması belki çok mantıklı bir şey değil ama ama yani İngiltere'de hani İngiltere modeli alınıyorsa o zaman modeli hani ona göre alacaksın. İngiltere modeli, biz aynı şeyi yapıyoruz. İngiltere'de tiyatro bu kadar gelişmiştir falan deniliyor. Tamam, modeli al o zaman. O zaman sen kurayla dağıt bu fonu. Hayır canım, kurayla dağıtmıyorlar. Hayır. Sadece tiyatro değil yani bu. Yani belirli küçük alanlarda olabilir aynı ama aynı zamanda senfonileri de, orkestraları da vesaire var. Milli Piyangosu'nun en önemli fonlardan biri oldu. Mesela sinemaya ve sanata aktarılan çok önemli bir bölümü var. Onun için onun adı da biraz da Lottery Fund. Hem kura olduğunu göstermek için hem finansmanın piyangodan geldiğini. Ya tabii orada da sorunlar var. Mesela bir iki sene önce hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Orada büyük bir problem oldu. Çünkü %99 fonun klasik müzik yani operaya falan gittiği ama cazcılara gitmediği. Bu sefer cazcılar ayaklandı orada. Yani kendi içindeki bize lobiler onlardan değil mi? Orada da tabii keşke para kapma lobileri. En büyük derdimiz bu olsa bizim de keşke. Yani %99'u klasik müziğe gideceğiz. Evet, dediğin gibi yani bu tiyatro konuşuluyor ama buradan müzik de yararlanması bekleniyor. Yani o yasanın, bizimkilerin TÜSAH'ın kapsamı alanı müzik, tiyatro ve plastik sanatlar. Yani bu plastik sanatlar kısmı da programın ilerleyen kısmında lütfen konuşalım. Çok enteresan tamam. Bir detay çünkü. Yani öyle bir kapsam alanı var ama mesela benim anladığım işte Bilgi Üniversitesi'nde bir toplantı olmuştu. Bakanlık bürokratları da geldi. Sanırım bu taslağı yeniliyorlar ve bu taslağın içine edebiyatı da katacaklar. Gerçi şöyle de bir şey var. Edebiyatla ilgili tıpkı sinema ve tiyatroda olduğu gibi edebiyatla ilgili de bir destek yapacak Kültür Bakanlığı. Bunun da yasası işte geçen ay falan yayınlandı. Çeviri şeyi yapıyor galiba değil mi? Desteği yapıyor. O ayrı. O evet. Ayrı bir şey. Çeviri desteği var. Asırlardır olan bir sistem. Bu yazar desteği olacak. İşte ben roman yazıyorum. Bana destek verin diyeceksiniz. Size para verecekler falan. Bunun yasası yayınlandı. O yasada da çok enteresan bir şey var. Müsaade ederseniz bir dakikada onu özetleyeyim. Aslında bu yasa 2013 yılında yani Ertuğrul Günay'ın Kültür Bakanlığı döneminde yayınlanmıştır resmi gazetede. Ve yasaya göre parayı dağıtacak olan kurul üyeleri edebiyat alanındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacaktı. Tıpkı sinemadaki gibi. Fakat nedense bu yasa hiçbir zaman hiç uygulanmadı bir sene boyunca. Bundan iki ay önce tekrar yayınlandı resmi gazetede, değiştirilmiş haliyle. Bir de baktık ki kurul üyelerinin tamamı Kültür Bakanlığı tarafından atanıyor. Yani birdenbire bağımsız, parayı bağımsız olarak dağıtacak kurul, birdenbire Kültür Bakanlığı'na bağımlı bir kurula dönüşmüş bir sene içerisinde. Şimdi bu TÜSAK'la ilgili temel tartışmalardan bir tanesi de o. TÜSAK'ta 11 kişi oluşacak, 11 kişilik bir kurul var. Çok güçlü yani 11 tane de Türkiye'nin bütün kültür sanatına para dağıtacaklar. Ve bu 11 adam Bakanlar Kurulu tarafından atanıyor. Yani onların bağımsızlığını, özerkliğini garanti edecek herhangi bir şey yok. Zaten taslarında. Bu Türkiye'deki bağımsız ya da özerk olması gereken hiçbir kurum neredeyse bağımsız ya da özerk değil, değil mi? Bu zaten ciddi bir sorun Türkiye'de. Evet ama kurum çok ilginçtir. Çok sorun. İlginçtir. Destekleme, sinema destekleme kurulu daha eski bir kurul. Hani o daha eski bir hukuka dayanarak evet. Kurulmuş bir kurul. Ve orada hepimiz danışma toplantılarına katıldık ve o yasanın yani kuralların oluşmasına katkıda bulunduk ve 10 tane sektör temsilcisi, sektör dernekleri ve bir meslek birlikleri tarafından her 2 yılda bir seçiliyor kendi aralarından. Oraya gönderiliyor 2 ya da 3 tane de Kültür Bakanlığı'nın gönderdiği temsilciler var. Bunlardan biri de genellikle sinema telif müdürü oluyor. Şimdi bu yapı da gerçekten gayet demokratik görünüşlü bir yapı. Yani ama ve desteği sektör kendi kendine veriyor. Doğru olan da bu. Yani orada da edebiyatçılardan oluşan bir kurul edebiyatçılara destek kararlarını veriyor olmalı. Öbürü hiçbir şekilde çalışmaz. Yani başlarına büyük bela alıyorlar aslında. Bunu yapanlar başlarına büyük bela alıyor. Sürekli eleştirilecekler. Sürekli. Sürekli kan çıkacak. Yani böyle bir şeyi aslında istemez bir siyasetçi. Ama günü kurtarmak adına çok büyük bir hata yapıyor. Yani çalışmayacak, asla çalışmayacak. Kadük olacak. Ha en başta 5-10 tane tırnak içinde, belki çok değerli insanlar da alır. Onun için şimdiden özür diliyorum. Tırnak içinde yandaş
fikirli edebiyatçılara destek verilmeye başlanacak. Yani bugüne kadar hiç bu kesim destek almadı, muhafazakar kesim. Biz bu öcü alalım diye verilecek. Böyle anlaşılacak. Ama ondan sonra büyük kavgalar çıkacak. Peki bir devlet tiyatroları gibi bir devlet sinemaları yok. Bir şeyi eklemek istiyorum. Zaten Pelin ya ama diyiverdi orada. Yine de demokratik bir yapısı olmasına rağmen çalışmıyor. Yes. Sinemada da. Evet. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de sansür yok. Ama otosansür var. Muazzam kemiklere işlemiş bir otosansürün içinde yaşıyoruz. Oradaki her birey, meslek birliğinden oraya gönderilen her birey birden orada bir devletin sahibi gibi davranmaya başladı. Kararları sanata göre değil, devlet anlayışına göre almaya başladı. Allah, çok ilginç bir şey. Oysaki bir bürokrat geçmişi yok ya da tabii, devlette çalışmamışsa yani, sanattan gelen insanlar değil mi? Devlet görevi verilmiş olduğu için birdenbire o böyle. Aynen böyle. Kemiklerini işlemiş olan o ortaya. Taç giyen baş akıllanırmış işte. Aynen öyle. Bu hakikaten ciddi de bir sorun herhalde. Çok büyük bir sorun. Esas büyük sorunumuz bizim otosansür. Ya ama bunun zaten kurumsal ya da hukuki bir düzenlemesi çözümü de olamaz. Yani insanlar bu şekilde davranıyorlarsa o koltuğu altından aynen. sonra... Aynen. Bu kadarı artık toplumun genel kültürüne, demokrasi anlayışına bırakılması gereken bir şey. Neysek onu yiyoruz. Ama şey diyordum demin, devlet tiyatroları var ama devlet sinemaları yok. O sebeple sinema sektörü daha buna alışkın değil mi? Yani Kültür Bakanlığı'ndan gelen işte bu şekilde bir desteğe vesaireye daha oturmuş bir sistemi var anladığım kadarıyla. Evet de yani her ben şeye rağmen şunu da merak ediyorum. Ben mesela hani o Kültür Bakanlığı'ndan devletten destek alan filmleri biliyorum. Yani pek çok yönetmen ondan sonra yani böyle hayatı boyunca borç ödemek durumunda kaldı. Çünkü hani para alıyor. Bu böyle hani para vakfedilmiyor ya da şey yapılmıyor, hibe edilmiyor. Sonuçta bir kredi. Hani bir kredi bu. Yani kredi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu arada şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Her şeyi devletten bekleme zihniyetinde de değilim ben. Hani devletten paraları alalım, filmleri çekelim, ondan sonra Dolce Vita durumu yok burada. Ama hani öyle saçma bir kredi sistemi var ki film ödül alırsa, hasbelkader bir şey olursa tamam kurtarıyor paçayı, ama alamazsa katlanarak o borcu ödül ödemek zorunda kalıyor. Ödül aldığı zaman niye kurtarıyor? Ödülden gelen para sebebiyle mi? Hayır hayır, yoksa hayır. Kural o. Kural yani o film bir ödül almışsa desteklenmeye çok değerdir. Orada krediyi geri istemiyoruz diyor sistem. Ama o zaman sinema ödüllerini de başka bir rekabetin içine sokuyor herhalde bu değil mi? Yani o gelen krediyi tabii bir şekilde kurtarmak için de böyle bir saldırı başlıyor o zaman ödül sinema yarışmalarında. Bir festivalde ödül alırsan kurtarırsın paçayı, alamazsan battın demektir değil mi? Yani herhangi bir festival mi bu yoksa? Yok, seçilmiş festivaller. Yurt içi, yurt dışında herhangi bir festival, yurt içinde de seçilmiş festivaller. Yani sistemde çok fazla bozuk var. Yani bu tabii sinema meselesinde şu da var ama yani bu sonuçta bu desteğin Türkiye'deki sinema patlamasına, çatlamasına çok önemli bir katkısı olduğu da bir gerçek. Yani devletin bu tür bir katkıda bulunması çok iyi sonuçlar doğuruyor. Bunu görüyoruz ortada. Hani bugün bizim bir festival sineması, sanat sineması adına ne dersek diyelim, böyle muazzam üretken bir alanımız var ve bu alandaki filmlerin önemlice bir kısmı destek almış. Destek almış tabii, film. Tabii. Yani Kültür Bakanlığı'nın desteği olmasa o filmlerin çoğu yapılamazdı. Ha kimilerine göre, mesela bir takım yapımcılar buna şiddetle karşı, bu destek yüzünden insanlar irrasyonel projeler üretiyorlar. hiçbir zaman hani gişede gişe yapma şansı, izleyici çekme şansı olmayan onlarca, yüzlerce film üretiliyor ve hani bu da bir tür emek ziyanıdır diyen yapımcılar duydum ben mesela. O da başka bir bakış açısı. Ama zaten gişede çok iş yapacaksa zaten ihtiyacı olmaz değil mi? Meselemiz eğer parayı sanatsa, hani iyi sanatsa, bir şeyleri denemekse, yenilikler yapmaksa, o zaman zaten hani gişeden azade cesaret gösterip bir şeyler yapabilmek için bir alan açılması lazım. İşte bütün bu yardımlar, mardımlar dediğimiz şeyler, hani devletin sanata destek verme zorunluluğu da biraz oradan kaynaklanıyor. Burada da hemen propagandamı yapayım. Peki Pelin, sence bu TÜSAK konusundaki bütün bu tartışmalar mesela AKP değil de başka bir iktidar olsaydı ve buna benzer düzenleme getirmiş olsaydı bu kadar alerji yaratır mıydı? Bu kadar tepki yaratır mıydı sanat camiasında? Cem'in de söylediği gibi tabii ki bir güven sorunu var burada. Çünkü daha önceki bu
fonların dağıtılması meselesi olsun, 2010 İstanbul başkenti meselesindeki o ayyuka çıkmış skandallar vesaire olsun. O yüzden hani tabii ki bir güven sorunu var. Ama onun ötesinde ben hep bu model meselesine kafaya takıyorum. Çünkü hep böyle hani biz şuradan buradan örnek alarak yaptık denilen ve kakalanmaya çalışan meselelerde bir sorun var. Çünkü yani neden diğer ülkelerde devlet sanatı destekliyor? O sanatı sadece şey yapmak için değil, ayakta tutmak için değil, zaten yürüyen bir sistem var. Ama hakikaten böyle gençleri bir şekilde desteklemek gibi oluyor. Yeni akımlara önünü açmak oluyor. Yeni böyle insanların deney yapmasını sağlıyor. Dolayısıyla yani niye o ülkelerde var? İngiltere'de mesela neden operayı vesaire destekleniyor? Opera sonuçta bakınca klasik müzik, biz bakınca dünyada gittikçe daha az dinlenen bir sanat değil mi? Arkaik bir şey olmak durumunda neredeyse. Yani genç insanlar çok fazla dinlemiyorlar opera vesaire ya da gitmiyorlar. Ama şimdi bir taraftan bakıyorsunuz o ülkelerde hem o destekleniyor hem experimental böyle deneysel şeyler destekleniyor falan filan ve sanata bir bütün olarak bakılıyor. Ama bizde bütün olarak bakılmıyor. Bizde mesela işte belli sanatlar, diyelim AKP kelimesini telaffuz ettiğin için söylüyorum sana. İşte son yıllarda Ebru sanatı bilmem ne sergileri patlıyor. Semazenler düğünlerde, sünnetlerde falan dönmeye başlıyor. Belli hani bizim sanatımız ve sizin sanatınız durumu oluyor. Her şeyde takım tutma ve kutuplaşma olduğu gibi burada da kutuplaşma var. Öyle olunca sen diyorsun ki aynı o demin bahsettiğimiz özel tiyatro desteğinde olduğu gibi bizim senin olunca nasıl güven olur? Hatta şeyi de başbakanın da bazı açıklamalarında işte bunlar diye işte genel olarak tasvip etmediği sanatçılardan bahsediyor muhtemelen. İşte bunlar zaten halkı hor görürler. Onlar bunlar işte sanatı bir tek kendilerini anladığını zannederler. Milletin öz değerlerine karşıdırlar vesaire gibi bir takım açıklamaları var. Hatta Ezel Bey siz de İskender Palan'ın yanılmıyorsam bir muhafazakar sanat manifestosu vardı yazar İskender Palan'ın. Siz de buna bir zehir yazmıştınız değil mi? Buna karşı bir takım cevaplar içeren bir metniniz de vardı yanılmıyorsam. Kuyruk demek zehir. Zehir yani ekler yapmışsınız onun yapmış olduğu manifestoya. Burada o tartışma da zaten Türkiye'deki siyaset tartışmasında da önemli bir rol oynayan bir şey bu. İşte biz, siz, milletin öz değerleri, işte yabancı değerler, Batı'nın ahlakını almayalım, teknolojisini alalıma kadar gidebilecek eski bir tartışma bu. O manifestodan da hareketle Ezel Bey, bu, böyle bir kırılma var mı? Muhafazakarların sanatıyla, muhafazakar olmayanların sanatı gibi, beyaz Türklerin sanatıyla, diğerlerinin sanatı gibi bir şey var mı? Ya mesela herkes burada gazetecilikle ben hariç ilgili. Hepiniz magazin nedir biliyorsunuzdur. Yani herhalde gerçek bir gazeteci magazine inanılır lafına güler. Değil mi? Magazine inanılmaz. Bu muhafazakarlık meselesi de aynı magazin gibi bir şey. Hani lafı var, kendisi yok. Öyle bir sanat yok. Bu bir dönemin ruhuna uygun, o alanda da siyasi söz söylemek için uydurulmuş bir kavram. Hiçbir sanatçı ben muhafazakarım demez. Ben sanatçıyım der. Ya ondan sonra eğer içtense yani eğer aslında tüccarsa da sanatçı gibi görünüyorsa olanları kastetmiyorum. Ama hiçbir sanatçı kendisini muhafazakar diye adlandırma. İnsan olarak muhafazakar olabilir, öyle değerlere sahip olur ama sanatını icra ederken o bir yaratıcılık anı, muhafazanın tersi olmayan bir şeyi olan parçalardan tabii ki, var olan parçalardan yeniden üretiyorsunuz. Neyi? Hiçbir şeyi muhafaza etmiyorsunuz. Ya da geçmişle kavga ediyorsunuz. Eğer bir bakırcı ustasıysanız ayrı. Ona da biz zanaatkar diyoruz. Yani orada içtenliğin yeri yok. Kurallara, titizliğe uymak gerekiyor. Yapılan formları tekrar etmek gerekiyor. Aynı şeyleri tekrar ederek de çok değerli şeyler üretebilirsiniz. Değil mi? Evimizin köşesinde yüzlerce yıldır duran bakırlar, onların benzerleri yapınca da beğenilen şeylerdir. O ayrı bir alan. Onun da bir sanatla ilişkisi var ama biz ona zanaat diyoruz. Muhafazakarlık diye bir şey olamaz. Yani ben gerçekten muhafazakar olan, yani dinine bağlı birçok sanatçı da biliyorum ki hiçbiri bu anlamda muhafazakar değil. Bu cümleleri, bu manifestoda hiçbirinin ciddiye almasına imkan yok. Onu ben bir siyasi gösteriş olarak görüyorum aslında. Orada vurgulamaya çalıştığım şey de esas olarak buydu. Yani oradaki soruların hiçbirine cevap verilemez. Yani benim sorduğum soruların hiçbirine aslında cevap falan verilemez. Ha ha deyip geçilecek bir manifesto o. Onu kenara koyalım. Yani bu bağnazlık, yani muhafazakarlık yerine bağnazlık
dersek, bu zaten sanatın önündeki en büyük engel. Her tür sanatın önündeki en büyük engel. Bu bize hani yutturulmaya çalışılıyor. Bir tane yutanını da görmedim. Yani bir yazı dolaşıyor havada diye düşünün. Herkes okuyor onu. Aa, böyleymiş falan diyor. Sonra normal hayatına devam ediyor. Yani bu ülkede insanların devletle arasının bozuk olduğunu Osmanlı'dan beri hiçbir sevgi beslemediklerini aslında devlete karşı bilmesi gerekir bütün siyasetçilerin. Çünkü siyaset ve devlet Osmanlı'dan beri sürekli olarak ezmiş, altına almış halkı, onu korkutmuş, içine döndürmüş. İçeride neler neler oluyor ama dışarıda herkes mış gibi yapıyor. Meşhur Ceberut devlet tartışmaları, evet, değil mi? Ve bu tabii çok korkunç başka bir toplumsal psikoloji yaratıyor. O da ikiyüzlülük. Burası iki yüzü olan insanların ülkesi ister istemez. Yani tıpkı kadınlık gibi. Yani o kadar çağlar boyunca ezilmişsin ki bir tür olarak. Ve ezilmeye de devam ediyorsun. Burada. Mecburen yer altından konuşmaya başlıyorsun. Yani kadınlıkla ilgili bir eleştiri varsa bu itilmişliğin sonucu olarak hep yeraltı faaliyeti. Bu ikiyüzlülük otosansürü de mi getiriyor yani? Tabii. Yani otosansürü de buna bağlayabilir miyiz? Aynen. Onun için baktılar bu ülkede sansürü gerek yok. Hepimiz de yapıyoruz bunu. Hepimiz de sansürlüyoruz konuşurken. Ben rahatlıkla burada ana avrat dümdüz gitmek isterim. Ama hemen içeriden abi lütfen yapmasın Rütük bilmem ne diye bir şey gelir. Biz de edep, çünkü edebe gerek olun, edep bazen gerçeğin üzerine örtüyor. Nezaket de öyle bir şey. Tamam nazik olalım falan ama aslında yalan söylemek demek bir yandan nezaket. Nezaketin bir adım sonrası aslında sahtekarlık. Riyakarlığa kadar gidiyor. Evet, yani nezaketi ve edebi bırakarak konuşmak gerekiyor bazı şeyleri. Açıkça. Argo'nun mesela faydası burada. Açıkça söylüyor. Argo bir cümleyle bir ifadeye rastlayın. Ne dediği çok açık. Yani yurt dışındaki ciddi bazı siyasi tartışma programlarında bile insanların argo kullandığını, evet, gördüm mesela. Evet. Özellikle Fransa'da çok açıkça bazı şeyleri küfür kullanabiliyorlar. Tabii yani bir soyut bir kavramdan bahsederken tabii karşısındakini hakaret etmek için kullanmıyor ama bizde hani en ufak sokakta her gün duyduğumuz şeyleri burada konuşamıyoruz mesela. Evet. İşte yani ikiyüzlük yani. Ay film çok argoydu diyor. Eve gidiyor. Oo, mahallenin argosu bizim filmi geçer. Orada çok içtenler, çok iyi anlıyorsun, çok iyi anlaşıyorlar. Yani argonun ortadan kalkması, iletişimin ortadan kalkması demek. Tabii yani sadece o da değil değil mi? Mesela cinsellikle de aynı şey. Yani böyle o Cem Yılmaz'ın meşhur bir skeçi vardır ya, mahalle tren yapmış diye böyle. Yani sonuç itibariyle hakikaten hani herkes böyle ahlak hocası gibi takılıyor ama yani neler yaşanıyor ve sonuç itibariyle sadece otosansür değil, aynı zamanda bir de hani bu Gezi'den sonra mahallelere kutular yerleştirilecekti ya, öyle bir plan vardı. Komşunu şikayet et babında. Yani bu herkes bir ahlak polisi ciddi rolünde. Ciddi düşündüler hakikaten. Sokakları böyle küçük kutular olacaktı. Hatta bunlar böyle internete de bağlı olacaktı. Evet. Hemen böyle şeye düşecekti. Polisin bilgisayar sistemine düşecekti. Buradan hatırlatalım yetkilileri. Unuttular galiba. Ben isterim. Çünkü böyle bir projenin ortadan kalkmasının tek bir yolu var. Böyle ceberrut bir devlette. Alay etmek. Bu ülke dünyanın en iyi, en sağlıklı mizah anlayışına sahip. Bizi kurtaran tek şey mizahtır psikolojimizi. O kutuların içi neler nelerle doldurulabilir. Benim birkaç yani, fikrim vardı yani. Karşı komşu bütün gece sümkürdü diye 27 tane oraya şey koyduk. Yani ancak bizi Kenan Evren belasından, psikolojik belasından kurtaran Mustafa Kamil Zorti. Yani müthiş doğru değil mi? Harika bir kitap. O mizah dergilerinin en önemli faydasını orada görüyorum. Yani öylesine bir alay etti ki. Leman zamanı çıkıyor. Evet, sonra kitaplaştırmışlar. Evet, artık orada. Kenan Evren çıkıp konuşsa yerlere yatıyorduk gülmekten. Adam gayet ciddi şeyler anlatıyordu. Bu sayede kurtulduk. Ancak alay sayesinde biz gördüğümüz hükümetle ilgili, siyasilerle ilgili hangi siyasetten olursa olsun her şeyi gerçekten alaya boğmak zorundayız. Çok da zamanı. Gezi'nin de en büyük silahı buydu. Gezi niçin alayla anılıyor? Bu büyük, önemli bir keşiftir yani. Mizah dergisi geleneğinin sokağa çıkmış hali ve mizah dergisi geleneği aşmış halidir. Ve iktidar da özellikle de, yani hiçbir iktidar çok hoşlanmıyor zaten mizahtan, kendisiyle alay edilmesinden. Bu iktidar da özel olarak o konuda çok duyarlıya benziyor. Yani en ufak dalga geçmeyi alay edilmesinde müthiş bir düşman. Bütün büyük iktidar, yani büyümüş bütün iktidarlar böyle.
Evet, o bir ciddi güç delisi olduğu için o güce yani o gücü çatlatacak, o gücü aşındıracak herhangi bir şeye tahammül yok. İşte Eser Akay çok güzel anlattı yani. En güzel bu iş alayla mizahlı olduğu için ona karşı tahammülsüzlük hat safhada. Bu açıdan yani. Türkiye'de de mizah birçok dalına bakılırsa bir konunun en gelişmiş yerlerden biri değil mi? Bu mizah dergileri de Türkiye'de ciddi bir gelenek şu anda. Dünyada en çok satan mizah dergilerinin olduğu ülkelerden biriyiz büyük olasılıkla. Evet ama Akif Bekir onlar kapansın istiyordu hakikaten. Bir ciddi ciddi o konuda yazılar falan yazdı. Böyle ben utanç içinde böyle okudum Allah Allah falan diye. O da yani o da kendine evet. göre bir mizah oluyor tabii. Ben bugün İnsanlar mesela... istemeden de bir mizahi yazılara imza atabiliyorlar. Aynen öyle. Tam da süper zamanlı. Ben bugün yazımda şey yazdım. Bu Diyojen dergisi vardır ya evet. Namık Kemal'in çıkardı. Yani 1879'dan itibaren bakıyorsun. Yani şeyler falan da zaten Refik Halit'e falan da bayılırım ben ama gerçekten müthiş bir gelenek var ve yani o oradaki ironi, o sadece dalga geçmek değil aynı zamanda. Bir taraftan okurken gülüyorsun, bir taraftan da ağlama hissi geliyor. Refik Halit'in çok güzel bir şey vardır, yazısı vardır. Bir Frank gazetelerinden bir tanesinde bir makaleye denk gelmiş. Makalede şey yazıyormuş işte göz yaşının içinde kimyevi şeyler var. Bunu böyle şişeleyip satalım. Bu da çok sevinmiş. Müthiş böyle bir haber bu diyor. Çünkü ülkemiz ihya olacak bu sayede. En büyük ihracat kalemimiz olacak. Yani şimdi bunları böyle görünce hakikaten güzel. Güler misin ağlar mısın durumu? Evet. Yani işte hem gülüp hem ağlıyormuşuz ki ihraç edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki bu muhafazakar sanat konusunda Cem sen ne düşünüyorsun? Yani Radikal Gazetesi'nde yazıyorsun. Radikal Gazetesi sonuçta kültür sanat politikaları açısından daha batılı diyebileceğimiz şeylere daha yakın bir eğilimi var diye en azından öyle bir algısı var. Mesela siz gazetede kültür sanat bölümüyle ilgili şeyler yaparken mesela muhafazakar sanat diye aklınızda bir şey var mı? Ya ben ona da yer verelim vermeyelim. Çok yani Radikal Gazetesi'nden diye sorduğun için soruyu şunu anlatayım yani. Diyelim ki Zaman Gazetesi'nin de bir sanat sayfası var. İşte Zaman Gazetesi malum mütedeyyin insanlar okusun diye çıkartılan cemaatin yayın organı bir gazete. Orada da sanat gazeteciliği yapan arkadaşlarımız var. Paralel sanat ama değil mi? Yok değil işte. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani gayet iyi onu. 10-15 senedir bunu çok iyi biliriz. Beraber meslektaşız işte. İki gazetenin sanat sayfası arasında temelde çok fark yoktur. Aynı konuları manşete taşırız. Tabii ki bizim başka duyarlılıklarımız vardır. İşte kadın kimliği, efendim söyleyeyim eşcinsel kimlikler vesaireler filan gibi onların görmek daha küçük göreceği şeyleri biz öne çıkartırız. Bazen onlar işte bir Ebru sanatını yahut işte bir bilmem ne dini bir konuyu öne çıkarttıkları olur. Ama genelde kısa haberler farklıdır. Ana haberler aynıdır. Neden? Yani çünkü hani sanat bir tane bir şey. Yani onun içerisinde gazeteciler de hani iyi olan ne, hani başarılı olan sanatçı ne diye baktıkları zaman tek bir noktaya doğru yöneliyorlar. Hani muhafazakar sanat konusunda hani gerçekten Eser Akay çok güzel anlattı. Yani bu olacak bir şey değil ama hani bu tartışmaların %100 politik olduğunu düşünüyorum. Yani %100 politik derken hani Türkiye'nin gündelik siyasetiyle ilgili bir şey bu. Yani bizi yöneten iktidarla ilgili bir şey. Onun yaratmak istediği rüzgar, işte kültürel dönüşüm, yeni Türkiye kendi getirdikleri kavramla bunlarla ilgili şeyler bunlar. Yani bu bir noktada bir kültür savaşına doğru da gidiyor aslında. Gidiyordu. Şimdi bundan sonra ne olacak bilmiyorum ama işte... Kültür savaşı çok belirleyici zaten şu anda yani olan evet, bir tane değil mi? Bu Bismarck dönemi zamandaki o meşhur Kulturkampf'a benzeyen de bir durum var. Evet, ya da işte aynen, Fransa'nın aynen. zamanında ikiye ayrılması işte o De France dedikleri döneme de benzeyen bir şey yaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Yani o dönemi çok bilmiyorum yani şimdi... ama hani Türkiye'de kesinlikle bir hani kültür savaşı var. Çünkü güçlü olan hani iktidar kültürel dönüşümü gerçekleştirmek istiyor. Ha Türkiye böyle şeyleri daha önce yaşamadı mı? Yaşadı. Yani Cumhuriyet de bir kültürel dönüşüm gerçekleştirdi. Bizler, ama nasıl? Ya belki bizler onun bir parçasıyız. Hani ondan çok yararlandık filan ama bu dönükte evet deli gibi de eleştiriyoruz şimdi. Onun için de şimdi iktidarı hani Kemalist yöntemler kullanmakla itham edenler haklı oluyorlar. Çünkü yine benzer bir dönüşüm, benzer bir tasarı gerçekleştirmeye çalışıyor. TÜSAK'ta bunun bir aleti mi olacak şu anda? Bir aracı mı olacak? Şu anda öyle gözüküyor bu haliyle. Şimdi çünkü yine dönüyoruz aynı işte şeylere, kurullara. Şimdi birisi muhafazakar sanat manifestosu yayınlamış.
Daha sonra işte devlet tiyatroları uzunca bir süre siz neden muhafazakar oyunlar oynamıyorsunuz diye baskı görmüş. Ondan sonra bir kurul kurulacak. Bütün Türkiye'nin sanat para musluğu elinde olan. Herhalde o kurulda o musluğu muhafazakar olup olmamasına göre açıp kapayacaktır. İlk aklımıza gelen bu. Hani böyle olmayacağını ikna olmamız lazım yani. Onu yapanlar ikna edecek bizi. Peki sence de bir kültür savaşı var mı? Sen de o kültür savaşının izlerini görüyor musun şu anda olan tartışmalarda? Ben bir hepimizin de yaşadığı kutuplaşmayı çok net görüyorum ama sen Bismarck dönemine ve Fransa'ya referans yaptın. Ben kesinlikle hani 1848'i de hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. O da Gezi'ye mi denk geliyor? O da Gezi'ye denk geliyor bence. Halkların baharı. Çünkü yani bu tür kutuplaşmaların sonucunda böyle bir insanlar evet, sokaklara evet, dökülür. Bence de. Yani şu anda boşu boşuna ben Gezi'nin olduğunu, yani zamanlamasının manidar olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın dört bir tarafında olmasının da tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Pardon, manidar olduğunu düşünüyorum. Söylemek istemiyorum çünkü artık o kadar kullanıldı ki manidar meselesi. Ama evet, bu anlamda manidar. Artık sözlük anlamı değil, başka bir anlama kavuşmuştum da değil mi manidar? Ya şimdi Emek sinemasının yıkılmasını hatırlıyorsunuz. Yani iki sene olmadı herhalde. Hepimiz ayaklara kalktık bilmem ne ama hiçbir şey olmadı. Çatır çatır yıktılar sinemayı. Yani o hani belirli bir kesimin kutsalıydı. Yani o kesim dediğin işte o sinemada film seyreden bir takım adamlar. Hani biz de onlar da arasındayız sanırım. Benim ilk film mesela Galan yani evet, orada yapılmıştı. Hani sen orayı yani çok seviyorsun. Senin duygusal bağın var ve ben İstanbul'da yaşıyorum ve ben bu sinemaya gitmeye devam etmek istiyorum diyorsun. Ama birilerinin umru olmuyor. Üstelik sinema devletin malı. Devlet malı. Yani özel birinin değil. Hani benim bir şeyim olur. Kocaman dededen kalma İstiklal Caddesi'nde bir hanım olur da ondan sonra kardeşim yani 2 trilyonluk hanı ne yapayım şimdi, kültüre harcamayacağım deme özgürlüğüm olur. Ama devletinse sahibi onu hani Pelin'li düşünüyor, Ezel'li düşünüyor diye dikkate almak zorunda. Devletin değil o çünkü halkın. Yani devlet halkı kamunun, karıştığımız kamunun için. Diyelim, benim tamam, o, benim, kamunun diyelim. Bizim. Yani, bizim. Yani, devlet, bizim dediğimiz şey işte. Yani onu para kazandıracak bir şeye, girişime teslim etmek yerine başka amaçlara kullanabilirdi. Oradan gelecek parayla devlet zaten kalkınmayacak zaten. Yani bir tane binadan gelecek parayla. Yani bir çarşıya pazara en az ihtiyacı olan yer İstiklal Caddesi'dir. Herhangi bir pazar yerine en az ihtiyacı olan yer orasıdır. Oraya niçin yeni bir alışveriş merkezi yapılsın? Ya bunun gibi mesela yapıldı benim canımı galiba yakan o kadar çok şey var ki geçenlerde siz de görmüşsünüzdür. Fasilis'te işte bu kadar değerli hem doğa olarak hem tarihi olarak bir yere bir otel dikmek istiyorlar. Başka bir gün başka bir haberi açıyorsun. Orada işte mozaikler işte 4. yüzyıldan mozaikler evet bir işte marketin yerine çıkmış abi şunları alın verin vesaire oraya depo yapmak istiyorlar depo yapmak istiyorlarmış. Şimdi yani her hafta bunun gibi bir haber çıkıyor, bunlar duyduklarımız, duymadığımız neler var. Geçenlerde bana Milliyet'te bir okurum mail gönderdi. Tom mahallesi vardır ya, orada Bizans döneminden kalma bir yapıya girmişler, böyle bir dükkan yapmaya çalışıyorlar. Kimsenin de ruhu duymuyor. Kaç kişiye kaç kuralı şikayet ettim diyor. Vatandaş bu. Kimsenin ruhu duymadı. Düzleştirdiler orasını. Yani ben hani çanak çömlek olarak bakılıyor bir tarafa ama bu sizin değil ki. Hep bunu bağırmak istiyorum. Yani bu sadece bizim de değil. Bu tarihin, bu toplumun, bu hani bizden sonra geleceklerin ve bizden önce olanların bize bıraktıkları şeyler. Yani Bizans dönemi zaten hep üvey evlattır. O kadar bakıyorsun, hani ben Atina'daki Bizans Müzesi'ne hayran olmuştum. Burası Bizans İmparatorluğu'nun başkenti. Bir tane bile Bizans Müzesi yok. Doğru düz bir şey yok burada. Depolarda bir sürü bir şey var. Onlar belli dönemlerde devlet büyüklerinin evlerinden çıkıyor vesaire. Bizans vesaire o kadar üvey evlat ki şimdi biz de hatta Bizans'ı savundular işte milli iradeye karşılar falan da diyebilirler. Bizans o kadar üvey evlat ki Adalet Kalkınma Partisi o zaman tabii Refah Partisi'ndeyken Tayyip Erdoğan başbakanken Bizans surlarının yıkılması bile gündeme evet, gelmişti. Evet. Evet. Yani belediye başkanıyken değil mi? Bayağı yıkalım dendi yani. Bizans mirası mı ne olacak ki falan da. Sanki Osmanlı onu sur olarak kullanmamış. Değil mi? Sanki onu da o kadar seni. Ama daha sonra da sıfırdan sur inşa etmek gibi tuhaf bir şekilde çünkü onun ihalesi yapıldı çok güzel bir şekilde ve o sıfırdan soruları işaretle. İhalesi yapılan her şey bicil günahlarından bicil arınmıştı. Murat Belge'nin lafıydı galiba. Bu yüzyılda ortaçağ suru şey yapan tek halkız şeklinde gerçekten ve Walt Disney şey gibi oldu onlar. Oldu. Kiremitler falan gözüküyor. Ortaçağ demişken 1071
yeni Melik Gökçek'in caddesinin şeyi biliyorsunuz değil mi? Otlu'dan geçen yolun. Otlu'dan geçen yolun ismi değişti. Can Dündar da işte ona bir referans yapınca sen Bizanslı mısın diye tweet atmış. Bu sabah okudum. Sanki sen Bizanslı mısın deyince hakaret etmek gibi oluyor yani. Evet Bizanslıyım deme şansın var mı? Var değil mi? Şey Ayasofya'nın tekrar cami olması, ibadete açılması tartışılıyor bugünlerde biliyorsunuz. Bu da işte şimdi konuştuğumuz bu muhafazakarlık meselesiyle alakalı bir şey. Yani. Siyasal İslam'ın çok eski böyle simgesel bir davası. Tamam öyle diyorum. Ama işte şimdi vakti geldi gibi geliyor birilerine. Bence de vaktidir gibi. İznik'tekine gittiniz mi siz? O orada cami oldu. Oldu ama o kadar berbat yaptılar ki böyle berbat beyaz bir şeylerle kaplamışlar, çirkin halılar döşemişler. Yani oradaki Ayasofya'da buradakiyle aşağı yukarı aynı tarihlerden kalma muhteşem bir bina. Ama yani şeyde de Trabzon'da da bir şey yine adı Ayasofya mı bilmiyorum. Onu da cami yaptılar. Bizans kilisesi. Evet yani onlar kiliseydi, cami evet. Oldu, müze oldu, tekrar cami oluyorlar gibi böyle bir dönüşe girmiş durumdalar. Ve hep de şey deniliyor biliyorsunuz, Yunanistan'da da camileri yaktılar, yok ettiler, bilmem ne yaptılar ki onlar doğru da yaptı bu arada. Doğru bu da. Ama onlar yanlış yaptıysa biz de mi yanlış tabii yapacağız? Ya şey de diyorlar, emek sineması tartışmalarında işte Fransa'da da, Almanya'da da işte eski büyük sinemalar artık sinemaya giden insan sayısı azaldığı için işte bir kısmı başka şeylere dönüştü. Doğru. Sinemalar kapatıldı, tarihi sinemalar da kapatılıyor falan dendi ama bizde herhalde Paris'teki kadar tarihi sinema yoktu. Yani bir örneği alırken de bir de ona da bakmak yani gerekiyor. Yani bir tane çalışıyordu yani sonuçta gidiyordu insanlar. Film iyiyse doluyordu, film kötüyse az doluyordu. Normal festivallerde tıka basa doluyordu. Film yani festival açılışı orada ne var yani? İşte Berlin bir Film Festivali dün bitti. Yani bugün bitiyor hatta. Onun merkezi nedir? Zoopalast diye bir evet. Devasa eski sinema yani. Tabii. Bir festival orada açılıyor, orada kapanıyor. Yani bu o sinemayı koruyorsun kardeşim yani bu kadar basit. AKM 5 yıldır orada böyle bir çürük diş gibi duruyor. Orada da ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun da bu muhafazakar sanat tartışmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum aslında. Ben Ertuğrul Günay'la konuştum. Bayağı detaylı ATM. Anlattı o meseleyi. Yani şu anda dev bir polis karakolu gibi zaten. Evet. Polis moral eğitim merkezi. Yani şehrin göbeğinde terk edilmiş evet. Bir bina. Neyse canım polislerimiz kültür merkezinde eğitiliyor. Daha ne istiyorsunuz bu kadar senedir yakınırız ederiz. Yani arkadaki otoparkta Japon kale maç falan yapıyorlar biliyorsunuz. Böyle vakit öyle geçirmek mi? İçin. Tabii orada otopark vardı ya. Yani o mesela o da bir intikamcı duyguyla o şekilde tutuluyormuş gibi. Hani bakacak olursan hani abartıyorsam hani durdurun beni ama metaforik olarak hani AKM işte siz AKM yıkılmasın istediniz. İşte bunun için eylem yaptınız vesaire filan. Özellikle tiyatrocular. İşte biz de AKM'yi şu anda tamamen fonksiyonsuz, camı çerçevesi kırık. Hani şeyler vardır ya böyle eski köşkler vardır. Çatısını açarlar hafif hafif su alsın da çöksün kurtulalım diye. Neredeyse o şekilde kaderine terk edilmiş bir şekilde orada tutuyoruz gibi bir görüntüsü var. Böyle şeyler bana. Bir kurul tarafından karar verilerek bu hale gelemez. Yani bir kurul oturuyor bunu o halde bırakalım kararı. Gizli böyle olmaz. Gizli konsey yok mu? Ancak emirle olur. Hayır ancak emirle. İlgili, bırak, yani bir konu gelir masaya. Hep kararı sümen esas altı veren kişi. Klasik sümen evet, altı süreci. Esas veren kişi o komisyon AKM'nin durumu falan. Bırakın Allah aşkına AKM'yi falan. Yani. Kalsın öyle. Tabii öyle. Yani böyle yürüdüğü çok açık. Yani öyle, bir öyle. Kişi karar veriyor bunların hepsine. O kişinin kinine bağlı tamamen. Ertuğrul Günay röportajınızda konuştuysanız bilmiyorum. O buna benzer şeyler anlatıyor. Yo, iki defa, ilgili olarak. Evet yani. Aynen anlattı. İki defa zaten ihaleye çıkmış. İki defa da para bulunmuş. %40'ı devletten, %60'ı bir özel bir şirketten. Ve yani ucuna kadar gelin diye yapılacak sürekli bir dur kalk dur kalk meselesi. Orada bir zaman bir dava açıldı, yürütme durduruldu. Çok o yüzden güzel. Bu işler tavsadı. Aslında suç bizde değil, tiyatrocularda, sanatseverlerde diye de bir argüman bu argüman da doğru. O da doğru. Şimdi tiyatrocu, evet, sanatseverin de gericisi var, ilericisi var. Sadece tiyatrocu değil. Mesela ben orkestradan biliyordum. Devlet orkestrası. Çünkü üst tarafını bir restoran yapmayı planlıyorlardı vakti zamanında. İşte Boğaz manzaralı bir restoran. Sanatçılar ona karşı katlı çıkacaklardı, var olanı kullanacaklardı. Var olanı böyle bir camla katlı kaplayıp. Katlı çıkmayı da seviyoruz ya genelde. Tabii. Yani işte birinci projeyi biliyorum ben. Yok böyle bir camla kaplayıp ve orası balerinlerin ve baletlerin prova yeriymiş. Nasıl bizim yerimize koyarsınız? Biz restoran istemiyoruz falan gibi. Yani kendi aralarında didişme oldu o zaman. Yani onunla ilgili şöyle özetleyeyim. Yani o bir senin söylediğin muhteşem bir uzlaşma projesiydi. Yani hem AKM yine Tabanlıoğlu mimarlık tarafından yenilenecekti.
bir yandan da daha güncel ihtiyaçlara yönelik bir kültür merkezine dönüşecekti. Yani içinde restoranı, işte dükkanı, bilmem nesi olan insanların sürekli vakit geçirdiği. Fakat orası birinci derece tescilli bir anıt yapı. Bir sanat sendikalarından bir tanesi dava açtı. O arada hani o biraz göz yumulmuştu. Yani böyle bir konsensusla proje oraya doğru gidiyordu. Para da falan da buldular. Fakat sendika dava açınca mahkeme baktı. Evet abi, birinci derece tescilli anıt yapı. Yani sen bunun hani içinde hiçbir değişiklik yapamazsın. Olduğu gibi koruman lazım. O zaman da mahkeme pat diye durdurdu o projeyi. Ha, bu projeyi de durdurduk mu? Durdurduk. İşte denildiği gibi birisi de düğmeye bastı. O günden beri hiçbir şey çivi çakılamadı. Yani aslında AKM'nin yenilenmesini istemeyenlerin ekmeğine yağ sürenler, hani AKM'nin işte sanatçı stüdyosunda lokantanın ne işi var? İşte bizim sanat mabedimizde insanlar hapur hapur yemek mi yiyecek mantığıyla yaklaşan bir grup sanatçı olmuş oldu. Yani böyle şu anda yani durum. Mesela ben orkestradan biliyorum. Bu da bir muhafazakarlık. Yani başka türlü bir muhafazakarlık yani. Büyük bir mesela opera ya da bir hani barok opera deniliyordu ya. Yani baroğunu geçtim. Başbakanım satılıyorsa onu nereye yapmayı düşünüyorum? Taksim'de de ne, tam bir AKM'nin yerine. AKM'nin yerine. Yerine barok opera binası yapıyor. Evet. Adını barok koyunca ha tamam o zaman yani biz, ben anlamam baroktan ama o büyük bir şey. Daha iyi bir şey bundan. Ya da karşısındaki işte böyle çok batıcı falan. Ya daha ne istiyorsun? Size barok bile verdim. Yani. Batıdan gelen bir yüzüne şey. Yüzüne gözüne dursun. Al sana barok. Evet. Ama ya şey söylüyordum. Orkestrada mesela benim bir hocamın akrabası var ve prova yapamıyorlarmış. Çünkü öyle soğuk, böyle mahzen gibi yerlere tıkılmışlar ki. Sorunları da olan bir binaydı yani, değil mi? Düzeltmesi hayır, şu anda, şu anda. Zaten sorunları var. Şu andan bahsediyorum. Çünkü yer yok. Yani performans yapılacakları çok az yer var. Dolayısıyla belli yerlere tıkılmış bunlar. Onlar mesela diyelim bir Mozart'ın bir konçertosunu prova yapacaklar. Resital için hazırlanacaklar. Ama her iki dakikada bir yaylı sazlar rutubetten ve soğuktan gevşiyormuş. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz bu patetikliği? Evet. Zor bir durum o gerçekten. Peki şöyle de bir tartışma var. Ya tamam, sanat yapıyorsunuz, operadır, baledir, şudur budur. Millet de izliyor, izlemiyor. İşte izleniyorsa ayakta kalsın, izlenmiyorsa zaten kaybolsun gitsin. Devlet bunlara destek vermek zorunda mı kardeşim diye de bir görüş var. Daha böyle işte serbest piyasacı bir görüş yani. Yani tamamen bırakalım. İşte iyi olana zaten halk da karar verir. Gider bunu izler, izlemez. Ona göre belirlensin. Bunlar ayakta kalsın. Diğerine biz mecbur muyuz diyor. Bir de aynı zamanda biz zaten işte Müslüman bir toplumuz. Baleydi zaten pek de Müslümanca bir şey değil. İzleyen de yoktu. Buna ne diyorsunuz? Yani mecbur mu hakikaten devlet buna para vermeye bu insanlara? Ya en piyasacı toplum herhalde Amerika ve onların NEA'si var. Yani her böyle değişik eyaletlere göre de böyle bir sistem var. Biz küçük Amerika'yı oynuyorsak ve Amerika'ya öykünüyorsak pek çok konuda, o zaman onlar yanlış mı biliyorlar diye bakıyorum. Ya sanatın bir şekilde sanatsal varlığıyla, etkinliğiyle bilinen bütün devletlerde var mı böyle bir şu ya da bu şekilde bir devlet desteği? Biraz şöyle düşünmek lazım. Biz bu çocuklara niye para veriyoruz? Niye besleyip büyütüyoruz? Çok masraflı. Çocuk denen şey böyle doğması masraflı. Doğumhaneye, ebeye para veriyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun. Hiç çalışmıyor. Hiçbir şey üretmiyor. Yiyor, içiyor, yatıyor, uyuyor, bağırıyor. Evde rahatsızlık yaratıyor. Devamlı besliyoruz, para harcıyoruz. Bir çocuk mesela üretim yaşına, bir şey üretebileceği yaşa gelene kadar en fukara aileden bile bir 1 milyon lira para gidiyordur. Çok masraflı bir şey. Yani ekonomizmin sonu bu bakıştır. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? Gelecekte iyi bir şey çıkabilir ondan diye. Geçmişte insan bu kadar değerli değildi. Şimdi çok değerli hale geldi. Yani dünya ekonomisine baktığında bir insana harcanan para yüzyıllar içinde arttı. Niye yapıyoruz bunu? Niye çocukları koruyoruz? Niye çocuklara annesi ve babasının ürünü gözüyle de bakmıyoruz? O aslında hepimizin. Yani bir çocuk dövüldüğü zaman toplum gidiyor çocuğu anne babasından alıyor. Çünkü o senin değil. O hepimizin. Neden? O bizim geleceğimiz. Hiç belli olmaz. Yarın belki kanserin ilacını bulacak kişi o. Yarın belki işte ne bileyim çok önemli toplumsal bir sorunu çözecek bir lider o. Sanata verilen destek bu şekilde düşünülmeli. Her türlü yaratıcı faaliyeti mutlaka desteklemeliyiz ki gelecekte bugün değersiz gibi görünen bir şey başka şeylerin önünü açsın. Onun için destekleniyor. Bunu görmüş durumda toplumlar. Oradaki yaratıcı faaliyet bizim geleceğimizi kurtaracak olan şey. Belki bugünümüzü de kurtaracak. Biz bir film yapıldığında onun gişe yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Toplumları etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz.
Öyle filmler var ki hala adını anıyoruz. Hala adını anıyoruz. İlk çıktığında 100.000 kişi seyretmiş sadece. Ama ondan sonra üzerine konuşulmuş, bir takım sanat hareketlerinin doğmasına neden olmuş oradaki fikirler. O insan yaratıcılığı o kadar değerli ki, özellikle sanatta insan yaratıcılığının, mesela sinema sanatında da öyle, müzikte de öyle, birçok insanın yaratıcılığı bir araya geliyor. Orası çok böyle değerli bir yoğunlaşma havuzu, bütün sanat eserleri. Havuzu böyle kullanmak orada, ne güzel değil mi? Evet. Orada bütün fikirler, yani bir yüzyıl boyunca tartışılmış fikirler orada böyle bir kemale eriyorlar. Ona bakıyoruz ve oradan sanat bu işe yarıyor. Bize ilham veriyor sokaktaki insana. Evdeki problemimizi çözüyor. Farkında değiliz ama bir sanat eseri izleyip eve gittiğimizde bir problemi çözdüğümüzü fark ediyoruz. Onu, o eserden olduğunu bilmiyoruz. Ama sanatçılar ve sanat üretimiyle ilgilenenler bunu biliyorlar. Yüzyıllarca bunun için sanat denen şey var olmuş. Çok değerli bir insani faaliyet o. Ama cahiller hep sanata boş iş gözüyle bakmışlar. Çünkü kendisi üretemiyor. Eğitimi yetmediği için anlayamıyor. Yani cehalet bir suç değil ama bir günah. Gerçek bir günah. Hepimiz milyonlarca dolar harcadık eğitim sisteminin değişmesi için. Hala entelektüellerden nefret ediyoruz. Yani niye o kadar para veriyoruz o zaman insanlar okuyup öğrensinler diye? Bu ülke tarihinin en büyük yatırımını yaptı. Bundan kaç, 15 yıl önce mi, 20 yıl önce mi? Bütün eğitim sisteminin yenilenmesi için. Niçin yaptık bunu? Paralarımız gitti ya cebimizden. Ekonomik değil. Bir sürü cahil var hala. Ve biz hala bu eğitim atağına rağmen, bu yalana rağmen, yani bilgi iyidir, doğrudur, güzeldir yalanına rağmen hala entelektüellerden nefret ediyoruz. Entelektüel çıkacak onlar. Biz, parasını da biz verdik. Başımıza aldık belayı. Her popülist iktidarda bir anti entelektüelizm oluyor zaten. Var ama yani bir yandan da adam üretiyoruz. Eğitilsinler, ötürü Türkiye'nin her yerinde üniversite var. İşte başa bela alıyorlar. 170 tane üniversite var galiba. Hükümetleri, bu hükümet destekledi değil mi? Hatta onlar öne yak oldular üniversitelerin kurulmasına. Şimdi başlarına bela aldılar. Bütün yarattıkları kurallar, yani despotik bir idare anlayışının yarattığı kurallar o idarenin başına bela. Ben bu yüzden çok rahatsız değilim, çok üzülüyorum. Hani birçok kötü şey olacak, üstüne geçeceğiz ama şu sanatla ilgili konulan kurallar, bu hakimler, savcılar, yüksek kurulu ile ilgili yeni kuralların hepsi yarın azıcık bu iktidar sandalyesi sallansın, bu despotik anlayış, devlet anlayışı değişmediği müddetçe dönecek, o kuralları koyan siyasetçilerin başına bela olacak. O zaman kısa bir ara verelim. O aradan sonra bu despotik devlet anlayışı ve sanat ilişkisine üzerine konuşmaya devam edelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.